Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Bugün yanımda başka bir Mert var. Mert bize bugün Bitcoin'in ne olduğunu çocuğa anlatır gibi anlatacak. Merhaba Mert, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Mert. O zaman sıkıcı sorularıma başlayalım abi. Öncelikle Bitcoin nedir? Bize bir onu anlat. Bitcoin 2008-2009 civarlarında, bildiğim kadarıyla yani 2008-2009 civarlarında çıkan, şifrelenmiş bir para. Bu para biriminin aslında esas amacı takip edilememesi. Çünkü bu şu anki o dönemdeki bütün paralar merkezileştirildiği için ve merkezi bir yerden çıktığı için ve takip edilebildiği için Bitcoin takip edilemeyen şifreli bir para olarak ortaya çıkmış sanal bir para birimi. Peki muadili var mı abi? Şu anda muadili tabii ki var. Aslında o zaman da vardı. Her zaman vardı. Şu anda en güncel muadillerinden bir tanesi Ripple, bir tanesi Ethereum. İşte Litecoin gibi. Farklı farklı çok fazla altcoin var. Tam olarak muadili sayılmaz çünkü bunların hepsinin atası aslında Bitcoin olarak görülüyor. Yani burada para değişimi yaparken önce Bitcoin alıyorsunuz. Ondan sonra Bitcoin'den sonra Ripple alabiliyorsunuz. Ya da Bitcoin'den sonra işte başka altcoin'lere dönüştürebiliyorsunuz parayı. Aslında tam olarak muadili sayılmasa da aynı sektörde yan kulvarda ilerleyen bir sanal para havuzu var şu anda. Peki Bitcoin almadan atıyorum Ripple'a geçemiyor muyuz? Direkt Ripple alamıyor muyuz? Bazı kanallarda var öyle şeyler. Örneğin Ripple için var. Bazı kanallarda Ethereum için var. Ama burada mesela çok çok az bilinen bazı kripto sanal şifrelenmiş paralar var. Bunların çoğu için nereden baksanız %85'i, %90'ı için Bitcoin almak zorundasınız. Direkt dolar ile çeviremiyorsunuz. Anladım. Peki nereden geliyor bu kadar çok para? Aslında bu kadar parayı nereden buldun ben? Nereden? Kim üretiyor bu parayı abi? Bu para aslında şöyle, bütün paraların birer felsefesi var. Örneğin bazıları işte bilgisayara kurduğunuz programla sizin hard diskinizin alanını kullanarak size onun karşılığının ücretini vermiş oluyor. İşte bazıları Bitcoin örneğin aradaki para transferlerini doğrulayarak size bir para vermiş oluyor. Örneğin ben buradan kalktım arkadaşıma bir para gönderdim ve sen bu parayın doğruluğunu ispatladın. Bir program çalıştın ve ispatladın. Buna karşılık sen belli bir miktar Bitcoin para alıyorsun. Yani aslında işte dünyadaki bankaların ya da arada o paranın transferini doğrulayan insanların yaptığı işi şu an Bitcoin yapıyor. Anladım. Peki bu paraya illa bir yerden satın alarak mı sahip olabiliyoruz yoksa kendimiz üretebiliyor muyuz? Şöyle, farklı farklı paralar var dediğim gibi. Ripple örneğin üretilemeyen bir para. Şu anda 100 milyar tane ilk başta üretildi ve 100 milyarı geçemiyor. Ripple'ı sadece satın alarak elde edebiliyorsun ama Bitcoin'i üretebiliyorsun. Şimdi Bitcoin burada farklı farklı paralar var dediğim gibi. Bunların büyüklükleri yani sisteme dahil olan kullanıcı büyüklüğüne göre de para kazanmanın zorluğu ya da kolaylığı çıkıyor. Örneğin Bitcoin çok kalabalık bir komüniteye sahip olduğu için artık Bitcoin üretmek biraz daha zor eskiye nazaran. O yüzden Bitcoin'in değeri de gitgide artıyor. Peki elimizdeki bu değerli parayı nasıl saklıyoruz? Yani kötü ellerden nasıl muhafaza ediyoruz? Şöyle, şimdi Bitcoin ve bütün kripto kriptokörnüsülerin aslında esas felsefesinde bir transferin herkes tarafından bilinmesi var. Örneğin sen bana bir para gönderdiğin zaman bunu sistemde bütün Bitcoin hesabı olan herkesin hesabında bu bilgi tutuluyor. Senin bana para gönderdiğin bilgisi tutuluyor ama şifrelenmiş bir şekilde tutuluyor. O yüzden bu şifreyi de ayrıca bu şifre geri kırılamayan bir şifre olduğu için kimse bu bilgiye kendi bilgisayar üzerinden ulaşamıyor. Ama tabii ki kullanıcı yanlış bir şekilde kullanırsa hacklenebilir. Yani hacklenme durumunda da aslında orada hata biraz daha kullanıcının oluyor. Bazı marketler var. Bu marketler üzerinden işte insanlar Bitcoin alıp satıyorlar. Ya da işte Bitcoin değerlerini takip ediyor. Kendi cüzdanlarını o marketlerde tutabiliyorlar. O marketler de hacklendiği zaman şayet aynı şekilde bir güvenlik açığı çıkıyor. Ama onun haricinde zaten bütün kripto kriptokörnüsüler aslında doğasında güvenli bir ekosisteme sahip. Peki güvenli olduğunu düşündüğümüz bu para yasal mı? Şöyle, Bitcoin'i yasal olarak kullanabileceğin gibi yasal olmayan şekillerde tabii ki kullanabilirsin. Çünkü merkezileştirilmemiş bir para. Yani hiç kimse tarafından takip edilemeyen, yani herhangi bir kişi tarafından takip edilemeyen bir para. O yüzden Bitcoin'le sen tabii ki yasal olmayan işlemler yapabileceğin gibi yasal işlemler de yapabilirsin.
Bazı devletler şu anda Bitcoin'i para olarak gerçekten kendi bankalarında kullanabilecekleri para olarak görüyorlar. Türkiye de bu konuda gerekli adımları atmayla şu anda uğraşıyor. Bazı ülkeler tabii ki bunu yasal olarak para olarak değerlendirmiyorlar. Ama zamanla gitgide bunu yasal bir sürece dönüştüren ülkelerin sayısı artıyor. Peki bu Bitcoin ya da altcoinlerin gerçek hayatta bir değeri var mı gerçekten? Gerçek hayatta herhangi bir şey satın alabiliyor muyuz? Bakkaldan meyve alabiliyor muyuz? Tabii bakkaldan şimdi portakal alamazsın belki. Bakkaldan meyve alamazsın. Çünkü şu anda bir Bitcoin 13 bin dolar. Yani onun için 0.00001 Bitcoin falan vermen lazım. Ki o bile bayağı bir kilo yapar. Şu anda tabii ki o kadar küçük yerlerden alamıyorsun ama Amerika'da araba, ev satın alanlar var. Yani çok farklı şeyler, çok büyük mevzularda şeyler alınabiliyor. Nihayetinde bugününe baktığınız zaman 5 Bitcoin dediğin şey şu anda en son ben baktığımda 13 bin dolardı. Yaklaşık olarak işte 250 bin liraya tekabül ediyor. 250 bin liraya alabileceğin bir şeyi Amerika'da rahatlıkla alırsın. Türkiye'de daha o kadar yaygınlaşmamış bir şey. Peki zor diye çevirebiliyor muyum tekrar dolara? Şöyle Bitcoin için evet Bitcoin'i hızlıca alıp satabiliyorsun ama örneğin Electronium diye bir altcoin var. O altcoin'i çevirmek için senin o pazara gidip önce Bitcoin'e çevirmen, sonra Bitcoin'den onu kendi Bitcoin hesabına aktarman, sonra da onu dolara çevirmen lazım. Yani bu coin'den coin'e değişiyor. Altcoin'lerde biraz daha zor ama Bitcoin daha kolay. Ethereum'da kolay mesela. Peki o zaman hepimizin içini gıcıklayan soruyu soruyorum. Evet. Bitcoin almak için geç mi kaldık? Bundan sonra fakir miyiz? Yoksa hala alıp zengin olabilir miyiz? Şöyle, aslında kripto currency'ler, yani bu sanal paralar, şifrelenmiş sanal paralar, çok ciddi değişimleri çok kısa sürede yapan paralar. Yani baktığınız zaman Bitcoin belki 4-5 ay içerisinde %2000, %3000 karlanmış bir para. Aynı şekilde 19.000 dolardan 13.000 dolara düşüşü de çok hızlı oldu. Bir hafta içerisinde oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hatırlıyor olabilirim ama çok hızlı oldu. Hiçbir zaman bunun için geç olmaz. Bunu eğer bir yatırım aracı olarak görüyorsak. Hiçbir zaman bunun için çok geç olmaz. Çünkü bir gün uyandığınız zaman 24 saat önceki 24 saate göre %50 kar yapmış bir kripto currency'niz olabilir. Yani Bitcoin olabilir. Bitcoin değişimde çünkü %50 bir anda artıp %50 bir anda azalabilir. Çok. Biraz daha dengesiz, normal. Borsa gibi değil. Biraz daha fazla oynuyor. Yani ama tahminimce ilk başta olduğu gibi o çılgın zıplama olmaz. Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. 2009'da Amerika'daki bir çocuk 29 dolarlık Bitcoin almış. İşte 2016'nın sonlarına doğru 2017'de hatırlamış bir Bitcoin aldığını. 29 dolara almış onu da. Ondan sonra çocuk baktığı zaman 33 milyon doları varmış yani. Hani bunun gibi bir şey tabii ki olmaz bundan sonra. Belki diğer altcoin'ler de olabilir ama. Yani Ripple bundan 2 hafta önce 0.20 dolardı. Şu anda 2.5 dolar civarlarında baktığın zaman 12 kat kar yapmış olabilir. Peki az önce şey dedim, şu anda Bitcoin yaklaşık 13 bin dolar civarı dedim. Evet. Ben cebimdeki 100 dolarla yine de Bitcoin alabiliyor muyum? Alırsın. Bir Bitcoin almak zorunda değilsin. Çok çok daha düşüklerini tabii ki alırsın. Bu yine bütün altcoin'ler için de geçerli. Bir tane almak zorunda değilsin. 0.0001 alabilirsin. İstediğin kadar minimum bir rakamda yani alabilirsin. 100 dolara da tabii ki gidip Bitcoin alabilirsin. Farklı farklı pazarlarda var böyle şeyler. Özet geçmek gerekirse Bitcoin için dedim ki yaklaşık 2008-2009 civarı ortaya çıktı. Benim bildiğim. 2008'den diyelim 2017'ye gelene kadar 9 sene içerisinde bir anda müthiş bir atlama yaptı. Şu anda daha böyle %30 barında mı? Yo, 9 sene içerisinde değil aslında. Bitcoin 1,5 sene içerisinde müthiş bir atlama yaptı. 2014'te Bitcoin yanlış hatırlamıyorsam 60-70 dolar civarı bir şeydir ya da en fazla olsun hani 200 dolar olsun. Ama 2017'nin başında ve 2017'nin sonunda ben yanlış hatırlamıyorsam 1000 dolardan azdı 2017'nin başında. 2017'nin sonunda şu an 13 bin dolar ki bir ara 19 bin dolara kadar çıktı. Peki o zaman teşekkür ederiz bizi aydınlattığın için, sayende Bitcoin ve altcoinleri de öğrenmiş olduk biraz da olsa. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildi bunlar. Sadece biraz daha haberdar olmak istedim. Evet. Teşekkür ederiz tekrar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.